gündemimizde yolsuzluk, yoksulluk, insanların perişanlığı var. Gündemimde hiçbir şey yok şu an. Sadece tek derdim okulların açılması. İnsanlar nasıl geçinecek? Nasıl bir hayat sürecekler? Vallahi onu bilemiyorum. Ya halkın sesini duymalar lazım ama herhalde yukarıya sesimiz gitmiyor bizim. Ülkemizin gündemi oldukça hızlı ilerliyor. Vatandaşlar 1,5 yıla yakındır pandemiyle mücadele ederken öte yandan da hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkının gündem nabzını tuttuk. Bakalım ne cevaplar aldık. Koronavirüs tabii ki her zaman herkes olduğu gibi. Okula gidemiyoruz. Yani yaşam bitti. Eski hayat zaten sıfır. Yani insanda ne yaşama sevinci kaldı ne bir şey kaldı. Yasaklar deseniz bir geliyor bir gelmiyor. İşe yarıyor mu yaramıyor mu hiçbir şekilde belli değil. Bu şekilde geçinip gidiyoruz. Önüne nasıl geçilebilir koronavirüs? Bence tamamen herkes salsınlar. Çünkü yani istedikleri kadar yasaklasınlar. Giden yine gidiyor, yapan yine yapıyor, illaki yapılıyor. Zaten ekonomi deseniz yerlerde yani millet ne yapacak hiç bilmiyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Ekonomi. Neden ekonomi? Çünkü halkın alım gücü düştü. Oldukça düştü. Yani gerçekten zor durumda insanlar. Ve bu durumun nasıl çözüleceğine dair herkes çözüm üretmeye çalışıyor. Böyle yani. Peki sizin bir çözümünüz var mı? Yani sonuçta en yakın çözüm erken seçim yani. Daha sonra hani daha çok genç işsizliği sıkıntı olarak şu an Türkiye'nin gündeminde. Bunu çözmek için yeni politikalar oluşturulması lazım. Yani istihdam oluşturulması lazım Türkiye'de. Yabancı yatırımcı gelmesi için teşvik etmeliyiz. Daha sonra yani bunu devlet de tek başına yapamaz ama özel sektörle birlikte özel sektörün payını arttırarak ancak çözebiliriz. Şu anda pandemiyle uğraşıyoruz. Onun dışında insanlar ekonomiyle uğraşıyor şu anda. Bu şekilde. İş bulma sıkıntısı bir de. Şu anda pandemiden kaynaklı olduğu için herkes pandemiden bunlardan etkileniyor. En çok etkilendiklerimizi söyledim ben de şu anda. Nasıl baş edebiliriz bu sıkıntılarımızla? Öncelikle hastalığın bitmesi gerekiyor kesinlikle. Hastalık bittikten sonra her şekilde düzüleceğini zannediyorum. Biraz da yaşı büyük olan kişilerin emekliye ayrılmasını istiyorum. Onlar ayrıldıktan sonra biz de iş bulmamız daha avantajlı olur bizim için de. Sedat Peker var şu an ülkenin gündeminde. Nasıl buluyorsunuz? Vallahi nasıl bulalım? Bir şey diyemiyoruz yani. Bir şey diyemiyoruz. Ağzımızı açamıyoruz. Neden? Düşünce özgürlüğü pek yok. Yani düşünceni belirttiğin zaman onların zoruna gittiğinden bir polislik oluyoruz yani. Özgür düşünemiyoruz. Düşüncemizi belirtemiyoruz. Yani bu diyecek bir şey yok. Gündemimde hiçbir şey yok şu an. Sadece tek derdim okulların açılması. Sağlık okuyorum ben ve uzaktan eğitimle iş verimli bir şekilde eğitim alamıyorum. Hani sonuçta insanların canı ileride bize emanet olacak. Çok sıkıntılı. Şu an tek derdim o benim yani gündemimde olan. Uzaktan eğitimle gerekli verimi alamıyorsunuz. Evet kesinlikle. Çünkü hani derslere katılabiliyorum, katılamıyorum. Ne bileyim hani hocalar derse giriyor, giremiyor. İnternet bağlantısı kopuyor falan derken bir sürü sorun sıkıntı oluyor yani. Derse adaptasyon ve konsantrasyon süresi de uzun sürüyor. O yüzden pek iyi gitmiyor. 13 Eylül'de okulların açılacağı bildirildi. Evet. Şu an için hiç umudum yok diyebilirim. Her an tekrar bir kararla hani açmıyoruz, açamıyoruz falan diye tekrar bir genelge karar falan çıkabilir. 13 Eylül'e kadar bekliyorum bakalım. Gündemimizde yolsuzluk, yoksulluk, insanların perişanlığı var. Herkes sıkıntıda, her açıdan, hükümetin vatandaşıyla gerektiği kadar ilgilenmiyor, gerektiği kadar yardımcı olmuyor. Emekliye, memura hiçbir şekilde ilgilenmiyor.
Yani halk çok sıkıntıda, çok perişan durumda. Hadi bizler emekliyiz. Yine ihtiyaçlarımızı emekli olmuşuz. 3-5 kuruş bir kenarımızda iyi kötü birikimimiz var. Çocuklarımız evlendiyse o maaşlar bize yetiyor. Ama bir de çocukları okuyanları düşün. Durumu iyi olmayan işsizleri düşün. Bu konuda hükümetin çok ilgisiz olduğunu düşünüyorum. Halkın çok perişan olduğunu düşünüyorum. Belediyelerin yeteri kadar çalışmadığını düşünüyorum. Her açıda, her konuda. Benim oturduğum semtte sağlık ocağı yok. Ben başka yerlere, Ziyagöker'de sağlık ocağına gidiyorum. Okulumuz yok. O çocuklar sabahın köründe servislere biniyor. Ama 5 tane cami yapıldı. Tamam, Müslüman ülke ama bir cami yeter. Bomboş camiler, 5 tane sıralı camiler, kız Kur'an kursları, yatılı Kur'an kursları. Bizim halkımızın daha çok eğitilmesi gerek. İnsanların daha çok eğitilmesi, gençlerin daha çok eğitilmesi gerek. Daha çok farklı yönlere yönlendirilmesi gerek. Zaten Müslüman bir ülkedeyiz. Herkes dinini biliyor. İnsanların başkalarının bize din öğretmesine gerek yok. Bu kadar. Ekonomi. Neden? Ticaretle uğraşıyoruz. Maliyetler çok yüksek pandemiden ötürü. Üretim yok. Üretim olmayınca arz talep meselesi olduğundan talep çok. Bu da dolayısıyla fiyatları yükseltiyor. Fiyatlar yükselince maliyetler yükseliyor. Yani işçiliklerimizi dahi kurtaramıyoruz. Pahalılık, örnek veriyorum size, bu da var ev içinde. Bir yağ olmuş mesela, 5 litrelik en kötü bir yağ 68 lira, 70 lira. İnsanlar nasıl geçinecek, nasıl bir hayat sürecekler vallahi onu bilemiyorum. Çalmasalar, yemeseler bizim ekonomimiz bize yeter, bizim ürettiğimiz bize yeter, hepsi bize yeter. İşsizlik var. Vallahi Kayseri'de yoğun bir işsizlik var. Daha da çıkmışlar halkımız aç değil falan diyorlar. Halk gayet de aç yani. Bunun kimse bilincinde değil. Yani halkın sesini duymalar lazım ama herhalde yukarıya sesimiz gitmiyor bizim. Ben 9 aydır işsiz geziyorum. Ya ne olacak sonumuz? Allah büyük. İş başvurularında bulundunuz mu? Ya bulunuyoruz, arayacağız. Başka hiçbir şey yok. Zaten pandemi süreci, kimse de para yok. Bir de onlar arayacağız diyor. Bir ümit bekliyoruz.